Ramazan pidesi nasıl yapılır? Ramazan pidesi basit bir ekmek çeşidi olmasına rağmen yapımında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlardan en önemlisi hamuru dinlendirme ve mayalandırma sürecidir. Ramazan pidesini diğer basit ekmeklerden ayıran bir diğer özellik ise içine konulan sıvı yağdır. Aynı zamanda ince yapılması ve yüksek ısıda pişirilmesi kıtır bir yapıya sahip olmasını sağlar. Ramazan pidesi yapımı için ilk olarak 500 gram un, 12 gram tuz, 37 gram toz şeker ve 8 gram kuru mayayı bir kasenin içerisinde harmanlıyoruz. 250 gram suyun içerisine 50 gram sıvı yağı ilave edip karıştırıyorum. Un karışımımızı mikserimizin içerisine alıyoruz ve hamur yoğurma aparatını taktıktan sonra orta kısmını açıp yaklaşık 10 dakika kadar yoğurduktan sonra 1 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Mayalanan hamurumuzu yaklaşık 2-3 dakika kadar yoğuruyoruz. Bu pidenin çok daha rahat açılmasını ve şekil verilmesini sağlayacak. Hamurumuzu iki eşit parçaya bölüyoruz. Ve beze dediğimiz yuvarlaklar yapıyoruz. Pidemizi yaklaşık 2-3 santim kalınlığında merdane ile açıyoruz. Bunun için çok az tezgahımıza mısır unu serpiyoruz. Pidelerimizi açtık. Şimdi yağlı kağıt serili bir fırın tepsisinin üzerine irmik ve mısır unu serptikten sonra pidelerimizi yerleştiriyoruz ve 1 saat daha mayalanmaya bırakıyoruz. Pidemize güzel şekil verebilmek için su dolu bir kaseye parmaklarımızı batırarak daha sonra şekil vermeye başlıyoruz. Şekil verdikten sonra üzerine yumurta ve ardından çöreotu ile susam serpiştirerek 190 derece fırında yaklaşık 25 dakika pişiriyoruz. Pidelerimiz hazır. Afiyet olsun.